The information in this video is reviewed by Students for COVID. This video is proudly sponsored by Chinese American Civic Association. Ülke genelinde 30 kar amacı gütmeyen gençlik girişimi ve dünya genelinde yüzden fazla lise ve üniversite öğrencisiyle işbirliği yapan Applyday tarafından başlatılan 19 dakikada COVID-19 projesinin Türkçe videosuna hoş geldiniz. Ben Kübra. Video boyunca size eşlik edeceğim. Bu videoda ele alacağımız konular bunlar. Her konunun ayrı ayrı başlangıç zamanını aşağıdaki açıklama kutusuna bırakıyor olacağız. Herhangi bir bölümden diğerine rahatlıkla geçebilirsiniz. Pekala, COVID-19 nedir ve COVID-19'u neden önemsemeliyiz? Korona kelimesi taç anlamına gelir ve koronavirüs ismini mikroskop altındaki görünüşünden alır. Virüs mikroskop altında bir taç giyiyormuş gibi görünür. Koronavirüs ilk harfi büyük yazıldığında koronavirüsler ailesini temsil eder. Bu ailedeki virüslerden bazıları yaygın hastalıklara sebep olur. Bunlara soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarını örnek verebiliriz. Diğerleri ise hayvanları etkiler ve bu koronavirüslerin hayvanlardan insan popülasyonuna geçtiğini düşünüyoruz. Şimdi ise koronavirüsün tamamen yeni bir türü olan yeni koronavirüsten bahsedelim. Burada bir ayrıma dikkat çekelim. Yeni koronavirüs daha önce tanımlanmamış bir virüstür. COVID-19 ise yeni koronavirüsün sebep olduğu hastalığın ismidir. Şubat başında Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'u ilk olarak Wuhan'da ortaya çıkan hastalığın resmi ismi olarak açıkladı. COVID kelimesindeki ko, koronayı, D, virüsü, D harfi ise İngilizce hastalık anlamına gelen disease kelimesini temsil ediyor. En sondaki 19 ibaresi ise virüsün çıkış yılı olan 2019'u simgeliyor. Teori, COVID-19'un hayvanlardan insanlara geçtiği ve yayılmaya başladığı yönünde fakat henüz bu yönde bir kanıt yok. Şimdi güncel durumun üzerinden hızlıca geçelim. Bu sırada COVID-19'un yayılışı ve etkilerini gösteren bazı çizelge, grafik ve istatistiklerden yararlanalım. Haziran ayı sonunda Dünya Sağlık Örgütü, Amerika'yı salgının yeni merkezi olarak açıkladı. Bazı ülkelerdeki artış, test programlarının daha iyi hale getirilmesiyle açıklanabilir. Diğerlerine ise virüs daha yeni ulaştı ve öldürücü gücüyle şimdiden geniş bir alana yayılmış gibi görünüyor. Amerika, COVID-19'dan en çok etkilenen ülkeler arasında. Nisan başında Amerika'nın toplam ölü sayısı İtalya'yı geçti ve bu durum Amerika'yı virüs sonucu ölen insan sayısı listesinde ilk sıraya taşıdı. Haziran sonu itibariyle Amerika'da en az 1.820.200 kişi virüs testi pozitif çıktı ve virüse sahip en az 105.000 hasta hayatını kaybetti. Amerika'da vaka artış hızı sabitlendi. Fakat uzmanlar tüm vakaların rapor edilmediğini, bazı eyaletlerdeki ekonominin erkenden tekrar açılışının yeni bir salgının habercisi olabileceğini söylüyor. Konserler, geçit törenleri ve beyzbol maçları iptal edilmiş durumda. İşsizlik iddialarında ani bir yükseliş mevcut. Bazı yöneticiler eyaletler arası seyahat eden vatandaşlara karantina uygulaması getirdi. Ayrıca eyaletler yeniden açılsa bile yetkililer virüsün bir tehdit olmaya devam edeceği konusunda uyarıyor. Her gün vaka sayıları değiştiğinden dolayı bu videoya geçici istatistikler eklemek yerine güncel olarak kontrol edebileceğiniz güvenilir kaynakları paylaşmanın daha uygun olacağını düşündük. Ülkeniz, eyaletiniz, iliniz veya ilçenizdeki vaka durumunu burada bulabilirsiniz. İlk olarak CDC yani ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, istatistik özetleri, ölüm oranları ve matematik modellemeleri kullanarak bulunan tahminleri paylaşıyor. Ayrıca eyaletiniz veya bölgenize ait sağlık birimleri tarafından sağlanan bilgileri sürekli takip etmelisiniz. Web sitelerini ziyaret ettiğiniz takdirde test merkezleri, nüfus bilgileri ve çok daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. COVID-19'un en yaygın semptomları nelerdir? ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerine göre herkes hafiften güçlüye doğru semptomlar gösterebilir. Fakat
Hali hazırda ciddi rahatsızlıkları olan yaşlı kişiler daha büyük bir risk altındadır. Semptomlar virüse maruz kaldıktan 2 ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. Bu sebeple enfekte olmuş fakat henüz herhangi bir belirti göstermiyor olabilirsiniz. Semptomlar arasında ateş veya ani üşüme, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas vücut baş ağrıları, yeni ortaya çıkan tat ve koku kaybı, boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık veya akma, baş dönmesi, kusma ve ishal bulunur. Eğer acil durum semptomları gösteren birini görürseniz lütfen acil yardıma başvurun. Acil durum semptomları nefes almakta zorluk, göğüste devamlı ağrı veya sıkışma, yeni ortaya çıkan zihin bulanıklığı, uyanma veya uyanık kalmada zorluk, dudak veya yüzde mavimsi renk gibi belirtileri içerir. Bu liste tüm muhtemel semptomları barındırmaz. Lütfen olağan dışı boyuttaki veya sizi endişelendiren diğer semptomlarınız için tıbbi hizmete başvurun. Aklınızda bulunsun ki test kitlerinin sayısı artıyor olsa da test edilebileceğiniz bir mekan bulmak hala zor olabilir. COVID-19 için iki farklı çeşit test var: moleküler tanı testleri ve hızlı tanı testleri. Moleküler tanı testleri o anda virüsü taşıyıp taşımadığınızı belirlerken, hızlı tanı testleri önceden hastalığı geçirip geçirmediğinizi belirler. Hızlı tanı testlerinin bir başka özelliği o anda enfekte olup olmadığını gösterememeleri. Çünkü vücudunuzun testin ölçtüğü antikorları üretmesi virüse yakalanmanız sonrası 1-2 hafta alabilir. Henüz virüse karşı antikorlarınızın olması tekrar enfekte olmanızı engelliyor mu? Ve antikorlarını sizi ne kadar süre virüse karşı koruyabiliyor bilinmemekte. Öte yandan eğer moleküler tanı testinde sonucunuz pozitif çıktıysa bir an önce kendinizi karantinaya almanız gerekmektedir. Bu önlemi zaten kendinizde ilk COVID-19 semptomları fark ettiğinizde almış olmanız lazım. Bu yüzden sizin için yeni bir şey olmamalı. Eğer test sonucunuz negatif çıktıysa test olduğunuz anda virüsü taşımadığınız anlamına gelir. Ancak gelecekte hala hastalanabilirsiniz. Peki kim test edilmeli? Hastalık Kontrol Merkezi CDC hızlı tanı testleri yerine moleküler tanı testlerinin kullanılmasını tavsiye ediyor. Aklınızda bulunsun ki test kitlerinin sayısı artıyor olsa da test edilebileceğiniz bir mekan bulmak hala zor olabilir. Hafif geçen hastalıkları teste ihtiyaç duymadan evde tek başınıza atlatabilirsiniz. Ancak semptomlar geçirdiğinizi fark ederseniz hemen sağlık uzmanınıza ulaşın ve test edilme hakkında bilgi için bölgenizdeki sağlık müdürlüğünün internet sitesine bakın. COVID-19 nasıl yayılıyor ve kendimizi nasıl koruyabiliriz? COVID-19 çok kolayca ve sürdürülebilir bir şekilde kişiden kişiye yayılabilir. Bu hastalık inanılmaz derecede bulaşıcı ve semptomların kendilerini belirtmesi 2 ile 14 gün arası sürebileceğinden semptom göstermeyen kişiler tarafından yayılabilir. Hastalık şu şekillerde yayılabilir: 2 metrelik alan içerisinde yakın temas sonucu, bir hasta öksürünce, hapşırınca ve konuşunca havaya yayılan bakterilerden ve virüsün yaşadığı bir yüzeye dokunarak. Şu anda COVID-19'u engelleyen herhangi bir aşı yok. Virüsün çoğunlukla kişiden kişiye yayıldığı düşünülüyor. Bu nedenle hastalanmayı engellemenin en iyi yolu virüse maruz kalmaktan sakınmak, yani karantinaya girmek ve sosyal mesafeyi korumak. Her şeyden önce yapmanız gereken ellerinizi yıkamak. Ne kadar vurgulasak yetmez. Bu belki de yapmanız gereken en önemli şey. Ellerinizi en az 20 saniyeliğine yıkayın. Eğer su ve sabun hazırınızda yoksa alkol oranı en az %60 olan el dezenfektanı kullanın. Ellerinizin yüzeyinin tamamını kapsayın ve ellerinizi kuru hissedene kadar ovuşturun. Yıkanmamış ellerinizle yüzünüze dokunmaktan kaçının. Sosyal mesafe en az ellerinizi yıkamak kadar önemlidir. Yani koronavirüse yakalanmış insanlarla yakın temasta bulunmadığınızdan emin olun. Evinizin içinde bile enfekte olmuş bir kişiyle yakın temasta bulunmayın. Diğer insanlardan en az 6 adımlık mesafe, yani yaklaşık 2 kol uzunluğu uzakta durun. Kalabalık yerlerden ve topluluğun bir araya geldiği yerlerden uzak durun.
Unutmayın ki herhangi bir semptom göstermeyen bazı kişiler de virüsü taşıyabilir ve yayabilir. Sıradaki konumuz maske takmak. Çünkü hasta hissetmeseniz bile COVID-19'u taşıyabilir ve başkalarına bulaştırabilirsiniz. Herkes halka açık ortamlarda maske takmalı. Ayrıca diğerlerinden 6 adım uzakta durmayı da unutmayın. Maskeler faydalı olsa bile bir koruma garanti etmiyorlar. Çünkü hala COVID-19'un başka hangi yollarla yayıldığını bulmaya çalışıyoruz. Sağlık çalışanları için yapılan maskeleri takmamalısınız. N95 ve cerrahi maskeler bu kapsamın içerisindedir. Bu kaynakları ön saflarda, yani COVID-19 cephesinde çalışan sağlık çalışanlarımız için kullanmak istiyoruz. Sıkça dokunulan, temas edilen yerleri günlük temizleyin ve dezenfekte edin. Bunların içinde kapı kolları, lamba düğmeleri, telefonlar, musluklar ve benzeri şeyleri sayabiliriz. Su ve sabunla temizleme sadece bakteri, kir ve pisliklerin miktarını azaltırken, dezenfekte etmek yüzeydeki bakterileri tamamıyla öldürür. Ev, alet edevatlarını ve elektronik eşyaları temizlerken her zaman üreticinin verdiği temizleme talimatlarına uyun. Elektronik eşyalara temizlenebilen kılıf takabilirsiniz. Eğer temizleme kılavuzu yoksa en az %70 alkol bazlı ıslak mendiller ve sprey kullanın. Ve dezenfekte ettikten sonra yüzeyleri iyice kurulayın. Hasta kişiden kirli çamaşır alırken tek kullanımlık eldiven takın. Kıyafetleri üreticinin talimatlarına göre yıkayın ve uygun gelen en sıcak su ayarını kullanın. Daha sonrasında çamaşırları iyice kurutun. Kirli çamaşırları sirkelemeyin, sallamayın. Kirli çamaşır sepetini kullanmadan önce temizleyin ve dezenfekte edin. Çamaşırları yıkadıktan yahut makineye attıktan hemen sonra eldivenlerinizi çıkarın ve ellerinizi yıkayın. Hadi şimdi biraz da maskeler hakkında konuşalım. Çeşitli ülkelerde yerel şehirler ve eyaletler kısıtlamaları gevşetmeye başladı. Bundan dolayı şimdi kendimizi koronavirüsten korumak daha da zorunlu bir hale dönüşmüştür. Çoğu zaman virüs 6 adımlık uzaklığa kadar seyahat edebilir ve market ve alışveriş merkezlerinde kuyruklar oluşmaya başladığında 6 adımlık mesafeyi korumak zor olabilir. İşte bu noktada Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü, hastanelerde ve diğer sağlık hizmeti verilen yerlerde, iş yerlerinde, bakkal, marketlerde ve eczanelerde maske takmayı öneriyor. 2 yaşından büyüklerin 6 adımlık mesafeyi sürdüremedikleri zaman maske takmalarını, lakin 2 yaşından küçüklerin veya nefes alma problemi olanların maske takmamalarını öneriyorlar. Şimdi gelelim maskeyi nasıl kullanacağımıza. Maskeyi takmadan önce ellerinizi yıkamanız önemlidir ve maskeyi taktıktan sonra maskeyi daha sonraki süreçte ellemediğinizden emin olun. Maskenizi sağlama alırken maskenizin çenenizin altına oturduğundan ve burun ve ağzınızı kapattığından emin olun. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesinden dikişli ve dikişsiz maske yapımı ile ilgili talimatları bulabilirsiniz. Aşağıda Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin nasıl dikişsiz maske yapılacağı ile ilgili talimatlarını bulabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler bir bandana ve iki lastik veya iki lastik saç tokası. Peki hastalık kaparsanız ne yapmalısınız? Eğer hastaysanız en önemli adım tıbbi yardım almadığınız sürece evde kalmak. Kamusal alanlardan uzak durmak, toplumun diğer üyelerini korumak için önemli. Hastalığı hafif geçiren çoğu kişi evde iyileşebilir. Evde kaldığınızda başkalarını korumak için belli bir odada kalarak kendinizi diğer insanlardan ayırmalısınız. Kendinize de iyi bakın. Bol bol su için ve dinlenin. Reçete gerektirmeyen asetaminofen gibi ilaçlar faydalı olabilir. Doktorunuzla iletişimde kalın ve tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olursa arayın. Taksi ve ulaşım paylaşımı gibi toplu taşımalardan kaçının. Bu, COVID-19'un toplulukta yayılmasını önler.
Eğer semptomlarınız kötüleşiyorsa lütfen hemen acil tıbbi müdahale alın. Ailenizden biri hastaysa bakımından sorumlu kişi olarak neler yapabilirsiniz? İlk olarak sağlık yetkilileri hasta kişiye ayrı bir yatak odası ve banyo ayırmanızı öneriyorlar. Hasta kişinin alanlarını temizlerken tek kullanımlık eldivenler kullanın ve sadece gerekli olduğunda temizleyin. Eğer evde bir banyoyu paylaşmanız gerekiyorsa, hasta kişi kullandıktan sonra banyoyu kendileri temizlemeli ve dezenfekte etmelidir. Sonrasında hastaya bakan kişi veya diğer aile üyeleri banyoyu temizlemeden, dezenfekte etmeden önce olabildiğince uzun süre beklemelidir. Şimdi yemek ve çöpler hakkında konuşalım. Hasta kişi kendi odasında yemeli. Yemek yenilirken damlacıklar yemeğe bulaşabilir, bu da diğerlerinin hastalanma ihtimalini arttırabilir. Hasta kişinin bulaşık ve mutfak gereçlerini yıkarken tek kullanımlık eldiven kullanın ve onları sabun ve sıcak suyla yıkayın. Veya hepsini bulaşık makinesine koyabilirsiniz. Mümkünse poşetlenmiş bir çöp kutusunu hasta kişiye ayırın. Çöp torbalarını çıkarırken ve çöpü atarken tek kullanımlık eldivenler kullanın. Hemen ardından ellerinizi yıkayın. Günlük hayat ve baş etme. Uzayan izolasyon çoğu kişide aşırı sıkıntıya sebep olabilir. Ancak stres ve depresyon durumlarıyla başa çıkmak için farklı yöntemler var. Karantinadaki kişiler haberleri molalar vererek takip etmeli. Bilgi fazlası çok endişelendirici olabilir. Fiziksel sağlığınıza dikkat etmek zihinsel sağlığınızı da etkileyebilir. Meditasyon yapmayı, esnemeyi, farkındalık pratiği yapmayı, sağlıklı besinler tüketmeyi, düzenli olarak egzersiz yapmayı, İyi uyumayı, zararlı maddeler ve alkolden uzak durmayı unutmayın. Eğer evden çalışıyorsanız mümkün olduğu kadar ev ve iş hayatlarınızı ayırın. Evinizin geri kalanından ayrı bir ofis alanı tutmak stresi azaltacaktır. Son olarak arkadaş ve ailenizle iletişimde kalın. Eğer daha önceden var olan psikolojik rahatsızlıklarınız varsa yeni ve kötüleşen semptomlara dikkat edin. İlave önlemler. Konu COVID-19 olduğunda herkesin tedbirli olması gerekiyor. Ancak bazı kişilerin ekstra önlemler almaları gerekiyor. Bunlar ciddi sağlık problemleri olan, bir hasta bakım evinde yaşayan veya 65 yaş üstü kişiler. Bu kategorilerin biri veya birden fazlasında olan kişiler COVID-19'a yakalanmaları durumunda ağır hasta olma riski taşırlar. Kronik akciğer hastalığı, ciddi kalp rahatsızlıkları, bağışıklık yetmezliği, ileri derecede obezite, diyabet, diyaliz gerektiren kronik böbrek hastalığı ve karaciğer hastalığı altta yatan bu rahatsızlıklardandır. 65 yaş ve üstü yetişkinler ciddi COVID-19 vakalarına yakalanma riski altındadır. ABD'de bildirilen 10 ölümden 8'i 65 yaş ve üstü yetişkinlerde olmuştur. Bu COVID-19 ölümlerinin %80'idir. Grafik ABD'de bildirilen COVID-19 onaylanmış yetişkinlerin tahmini yüzdesini gösteriyor ve 65 ve 85 yaş arası COVID-19 olan yetişkinlerin %31'i ve 59'u hastanede yatıyor ve 85 yaş ve üstü yetişkinlerin %31'i 70'i hastanede yatıyor. Yani bu büyük yaş grubunda bir fark yoktur. 65 ve 84 yaş arası COVID-19 olan yetişkinlerin için yoğun bakıma kabul oranı %11 ve 31 iken 85 yaş ve üstü yetişkinlerin %6 ve 29 ile yaşlı yetişkinlerin genç tarafına göre daha azdır. COVID-19 65 ve 84 yaşlarındaki yetişkinler kendi yaş gruplarına %4 ile 11 ölüme ve 85 yaş ve üstü yetişkinlerde %10 ve 27 ölüme sahiptir. Nadir de olsa bazı koronavirüsler hayvanları da enfekte edebilir ve bu da virüs insanlara bulaştırılabilir. Bu başlangıçta Çin'deki canlı bir hayvan pazarına bağlanan ilk enfeksiyon olan COVID-19 salgınına neden olan inanılan şeydir. ABD'de COVID-19'a neden olan virüs için pozitif testi yapan ilk hayvan vakası New York City'deki bir hayvan bahçesinde solunum hastalığı olan bir kaplandı. Halk sağlığı yetkilileri bu büyük kedilerin kaldıktan sonra hastalandığına inanıyor. Soruşturma devam ediyor. Alabileceğiniz bazı önlemler vardır. Mümkünse kedileri içeride tutun ve dışarıda serbestçe dolaşmalarına izin vermeyin. Köpekleri tasmalar üzerine diğerlerinden en az 6 metre uzakta yürümek, çok sayıda insanın toplandığı halka açık yerlerden kaçının. Evcil hayvanların yüzünü örtmeyin. Bir evcil hayvanın yüzünü örtmek onlara zarar verebilir. Evcil hayvanlar için kimyasal dezenfektanlar, alkol, hidrojen, peroksit ve hayvanlarda kullanımı onaylanmamış diğer ürünlerle silmeyin veya yıkamayın.
Bunun nedeni virüsün insanlara evcil hayvanların derisinden, kürkünden veya saçından bulaşabileceğine dair hiçbir kanıt olmamasıdır. Evcil hayvanınız hastalanırsa veya evcil hayvanınızın sağlığı hakkında endişeleriniz varsa veterinerinizle konuşun. Hastaysanız evdeki başka bir kişinin evcil hayvanlarına bakmasını sağlayın. Evcil hayvanlarınız herhangi bir temastan kaçınmaya çalışın. Bu mümkün değilse evcil hayvanınıza etkileşimden önce ve sonra bir bez yüz kaplaması kullanın ve ellerinizi yıkayın. Evcil hayvanınız hastaysa tıbbi yardım aramanın dışında bir evcil hayvanınızı evde tutun. Veterinerinizle temas halinde olduğunuz ve evcil hayvanınızı evdeki diğer insanlardan evcil hayvanlardan ayırın. Mümkünse yayılma şansını daha azaltmak için evcil hayvanınızın belirlenmiş bir hasta odasında kalması daha iyidir. Mümkün olduğunca evcil hayvanınızla temastan kaçmaya çalışın ve enfekte evcil hayvanınızın yakındayken bez yüz kaplamaları ve eldiven kullanın. Bunun evinizdeki enfekte bir kişiye bakmaya benzer olduğunu unutmayın. Seyahat kısıtlamaları ülkeden ülkeye değişebiliyor. Bu yüzden ülkenizdeki en yeni tedbirler hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemli. CDC Hastalık Koruma Kontrol Merkezi'ne göre COVID-19 seyahat önerileri 3 ana kategoriye ayrılmıştır. Seviye 1 ve seviye 2 sınırlı ve devam eden topluluk taşıması. Seviye 3 ABD'ye girişte yaygın devam eden kısıtlamalı ya da kısıtlaması taşımadır. 1 Haziran itibariyle ABD seviye 3'te kısıtlaması taşıma sağlıyor. Ancak bilmeliyiz ki tüm ülkeler seviye 3'te. COVID-19 oldukça bulaşıcı ve seyahat planlarınızı minimum seviyede sınırlandırmalısınız. CDC, COVID-19 pandemisi nedeniyle gereksiz tüm seyahatlerinizi ertelemenizi öneriyor. Tüm 50 eyalette COVID-19 vaka ve ölümleri bildiriliyor ve durum sürekli değişkenlik gösteriyor. Çünkü seyahat etmek COVID-19'a yakalanmanız ve bulaştırma olasılığınızı arttırıyor. Unutmamalıyız ki evde kalmak hem bizim hem de diğerlerinin virüs kapmaması ve yaymaması için en iyi yol. Seyahat zorunluluğunuz olduğunda ise size birkaç tavsiyemiz olacak. Her zaman koruma önerilerini gözden geçirin. Hastalanmanız durumunda seyahatinizin sonuna kadar yetecek ilaçlarınızı alın. Yeterli miktarda en az %60 alkolü el dezenfektanınızı her yere taşıyın. Toplu alanlarda mutlaka yüz maskenizi takın. Seyahatiniz için restoranların kapalı olmasına karşın suyunuzu hazırlayın. Özellikle kolay bozulmayan yiyecekleri almaya özen gösterin. Seyahat ettiğinde nasıl seyahat ettiğine bağlı COVID-19 bulaştırma ve kapma risklerini göz önünde bulundur. 1. Hava yolculuğu başkalarıyla yakın temasta olacağın ve sık sık yüzeylere dokunabileceğin bir yer olan havaalanında zaman geçirmeyi gerektiriyor. Aynı zamanda uçaklarda sosyal mesafeyi korumak oldukça zor. 2. Arabayla seyahat ediyorsan yolda yemek ve tuvalet molalarına çıkman virüse maruz kalma oranını arttırıyor. 3. Otobüs veya tren seyahatlerinde de insanlara 6 feet yaklaşık 1.8 metreden daha yakın bir şekilde oturacak ya da ayakta duracaksındır. Eğer yurt dışı seyahatinden veya gemi yolculuğundan geldiysen 14 gün boyunca evde kalmalısın. CDC insanların gemi yolculuklarında COVID-19 yakalanma riski fazla olduğu için insanların gemi yolculuklarını ertelediklerini söylüyor. Bu 14 gün zarfında şu adımları at. İlk olarak günde 2 kere ateşini ölç ve semptomları gözlemle. Özellikle ateş semptomunu. Gerekirse vücut sıcaklığını bir deftere not al. Sonra evde dur ve başkalarıyla temastan kaçın. Okula veya işe gitme ve insanlarla arandaki mesafeyi koru. Karantina bir sürü yerde kaldırılıyor olsa da vaka sayısının arttığını lütfen unutmayın. Bu durumda yardım etmek için ne yapabilirsin? COVID-19 salgının ortasında yardımcı olabileceğin birçok farklı şey var. Sosyal mesafenin olduğu alanlarda bile komşularınla iletişimde kalabilir, yardıma ihtiyacı olanlara destek sağlayabilirsin. 1. Yapabiliyorsan bağışta bulun. Yerel yemek bankaları veya manavlara bağışta bulunabilirsin. Ne kadar bağışladığın bir önemi yok. Her meblağ fark yaratır. Yaşadığımız bu olağan olmayan durumda gerçekten çok sıkıntı çeken küçük işletmelere de yardımda bulunmalıyız. Onları desteklemeliyiz. Yemeklerimizi eve servis olacak şekilde sipariş edelim. Onları destekleyebildiğimiz kadar destekleyelim. 2. Çevrenizdekilerle iletişime geçin. Sağlık çalışanlarına onların ne kadar minnettar olduğunuzu gösteren mektuplar gönderin. Düzenli olarak ailenizle veya arkadaşlarınızla FaceTime görüşmeler yapın, Netflix partileri düzenleyin ve aile sohbetleri yapın. 3. Tutkunu kullanarak para topla. COVID-19 için başlatılmış yardım çabalarına destek ol. Bazı insanlar özel ders verirken bazıları el yapımı eşyalar yapıp satıyorlar. Sen de COVID-19 pandemi döneminde evsizlere sıcak yemek servis eden restoranlarda çalışabilirsin. Yardım edebileceğin daha pek çok şey var. Eminim bir yolunu bulacaksın. Şimdilik ayrı kalmanın, birleşmenin en iyi yolu olduğunu unutma. Çoğu iş yerleri tekrar açıldı ve karantina bitmek üzere. Ancak uzun dönemli hedeflerimize ulaşmak için sosyal mesafeye hala dikkat etmeliyiz. Salgına karşı savaşımızı kazanmak için hala bir şeylerden ödün vermeliyiz.
İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım hepiniz güvenli ve sağlıklısınızdır. The information in this video is reviewed by Students for COVID, a multidisciplinary group of students and healthcare providers, industry representatives, and other passionate community members from around the world who have joined together in an international effort to support for those who are working at the front lines during these uncertain times.